Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Dubai'de Huawei'nin gerçekleştirmiş olduğu etkinlikteyiz. Bu etkinlikte Huawei bir süre önce Çin'de satışa sunmuş olduğu yeni nesil cihazlarını aslında küresel pazara tanıtıyor. Bu cihazların pek çoğu zaten satışa çıkmıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz Pura 70 serisi var. Aslında lansmanın en gözde modelleri bunlar. Fakat bilgisayarlardan akıllı saatlere pek çok cihaz tanıtıldı ve bu cihazlar yakında Türkiye pazarında da satışa sunulmuş olacak arkadaşlar. Şimdi genel olarak etkinlikte yeni nesil Huawei bilgisayarlarını gördük. Bu bilgisayarlar özellikle Türkiye'de de çok fazla tutuyor zaten. Önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle ülkemize de satışa sunulacak bu bilgisayarlar. Bu bilgisayarların haricinde aslında bizim ilgimizi çeken şeylerden bir tanesi Huawei'nin yeni nesil akıllı saatleri oldu arkadaşlar. Özellikle burada Huawei Watch Fit 3 modeli için bir ayrı parantez açmak gerekiyor. Biliyorsunuz bu saat zaten daha önce tanıtılmıştı. Genel olarak Apple Watch'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Saati inceleme fırsatımız oldu. Yani bileğimize vesaire taktık, menülerinde gezdik. Genel olarak başarılı bir saat olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hani özellikle bu tarz kare tasarımlar, dikdörtgen tasarımlar hoşunuza gidiyorsa Huawei Watch Fit 3 sizler için uygun fiyatlı bir alternatif olarak öne çıkabilir arkadaşlar. Az önce de belirttiğim üzere tabii ki etkinliğin yıldızı Huawei Pura 70 Ultra arkadaşlar. Bu cihaz özellikle kamerasıyla ön plana çıkıyor ve gerçekten biz burada birkaç tane fotoğraf falan çekme imkanımız da oldu. Gerçekten muhteşem bir kamerası var. Şunu düşünüyorum, muhtemelen Türkiye'ye geldiğinde teste gelecektir bize. Teste geldiğinde de zaten kapsamlı bir test yapacağız. Bu cihazın kamerasıyla ilgili dahası iPhone 15 Pro Max'le karşılaştırmasını çekeceğiz. Gerekirse Galaxy S24 Ultra ile de bir karşılaştırmasını çekebiliriz. Yani bu cihazın detaylı bir kamera testi gelecek arkadaşlar. Bunu da sizlerle bu etkinlikten paylaşmış olalım. Genel olarak etkinlik bizim hoşumuza gitti. Dubai'deki bu etkinlikte pek çok cihaz tanıtıldı. Aslında bu cihazlar daha önce de bahsettiğim gibi Çin'de zaten tanıtılmıştı ve pek çoğu da satışa sunulmuştu arkadaşlar. Hatta Huawei bu cihazlarla birlikte Çin'de tekrardan zirveye yükseldi. Yani muhteşem bir satış başarısı gösterdiler. Bu noktada Huawei'nin yeni cihazlarıyla küresel pazarda da aynı başarıyı yakalaması bekleniyor. Ki şu da var, şunu da belirtmek istiyorum. Son dönemde arkadaşlar Huawei uygulama engellerini aşmayı başarmış durumda ki yakın zamanda satışa sunduğu yeni Nova modelinde de bunu net bir şekilde gördük. App Gallery'ye girip direkt olarak biz artık uygulamaları Huawei cihazlarımıza indirebiliyoruz. Yani artık eskisi gibi Google uygulamalarının böyle saf dışı kaldığı bir durum söz konusu değil. Huawei cihazlarına da artık biz rahatlıkla istediğimiz Google uygulamasını App Gallery üzerinden rahatlıkla yükleyebiliyoruz arkadaşlar ki bu da muhtemelen Huawei'nin global pazardaki gücünü daha da arttıracaktır. Yalnız şöyle bir durum var. Bu telefonun yurt dışı fiyatı arkadaşlar yaklaşık olarak 1600 dolar. Peki asıl önemli olan soru şu, Türkiye'de bu telefon kaç TL'den satılacak? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Honor 1200 dolarlık modelini Türkiye'de 60.000 TL gibi uygun bir fiyattan satışa sunmuştu. Aynı stratejiyi Huawei'de yönelir mi yönelmez mi bunu merak ediyoruz. Eğer bu telefon 60-70 bin TL bandına satışa çıkarsa gerçekten başarılı olabilir. Çünkü kamerası vesaire gerçekten çok muhteşem arkadaşlar. Yonga seti de yine Huawei'nin kendi ürettiği Kirin Yonga seti. Ki Yonga setinin de son derece performansı yüksek olduğunu zaten biliyoruz. Artık zaten üst segment cihazlardaki Yonga setleri birbirine benzer performanslar gösteriyor. Bu noktadan baktığımızda Yonga seti tarafında da muhtemelen kullanıcılarını memnun edecektir yeni Huawei'nin amiral gemisi modeli. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu etkinlikte bilgisayarlardan, kulaklıklardan, akıllı saatlerden, telefonlardan pek çok cihaz tanıtıldı ve güzel olan şey şu, yakın zamanda bu cihazların hepsi ülkemizde de satışa sunulmuş olacak. Dilerseniz arkadaşlar bu cihazları Huawei'nin online sitesi üzerinden direkt olarak satın alabiliyor olacaksınız ki şunu hatırlatmak istiyorum. Huawei'nin online sitesinde gerçekten çok muhteşem fırsatlar oluyor. Yani telefonun yanında bir kere kesinlikle bir akıllı saat hediyesi vesaire oluyor arkadaşlar. Özellikle bilgisayarlarda falan da fare, klavye vesaire hediyeleri oluyor. Dolayısıyla hani e-ticaret sitelerine bakıyorsunuz ama Huawei'nin online satış kanallarına da mutlaka bakmanızı ben tavsiye ederim. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi cihazlar bizlere geldiğinde incelemeleriyle karşınızda olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.